Sevgili izleyiciler, geliyor. Daha ilk günden tartışma sebebi olan o olay ceket geliyor. Almila Kuroğlu podyumda. Kaza oldu değil mi? Kazalar beni bırakmıyor şu ceketi giymek için. Ya. Geçen gün giydim, üstümden çıkardım, pantolonum patladı, yine patladı. Sonra orada fermuar derime sıkıştı. Bir uğursuzluk var, anlamadım. Göz var, göz. Gayet kesin. Göz var. Değil mi? Bence de öyle oldu galiba. Şunu bir giy, bir at artık. Evet, aynen. Şekerim böyle, kıskanınca insanlar böyle şeyler yapıyorlar. Yapacak hiçbir şey yok. Yani kalıyor gözleri. Göz kaldığıyla kalıyor. Evet. Ne yapabiliyorlar, ne değiştirebiliyorlar? Hiç. Evet. Bakalım. Nereye gidiyorsun? Ben açık hava konserine gidiyorum. Sen mi sahneye çıkıyorsun? Aslında evet, bateri çalmak istiyorum. Bu zamana kadar hep bateri çalmak istemişimdir. Evet, bateri çalacağım çıkıp. Bateri şu anda karar verdim. Karar yaparım verdim. Dedin yani. Evet, şu anda yaparım. Hayır, çünkü sahneye çıkacak kadar göz alıcı bir kıyafetle evet, gelmişsin. Ya, oraya misafir gibi gidersen kendini göstermeye gelmiş. Evet. Ya da acaba gruptan yakışıklı bir çocuk çıkar mı kafasıyla oralarda gezebilen çıtır bir genç kız olarak kalabilirsin. Yok, bateri çalacağım ben. Güzel, sahneye çıkıyoruz peki. Gökçe. Evet, söyledim. Sen nasıl giyerdin? Aşk olsun sana. Sen nasıl giyerdin Gökçe? Ben boğazlı elbise giyerdim onunla. Boğazlı elbise? Evet. Ne renk elbise? Ne renk? Siyah olabilir. Siyah, siyah boğazlı elbise. Aynen. Boy nedir elbisenin? Mini mi? Boy kalem olur, mini olur. Kalem mini elbise. Olmasın, kalem olsun. Nereye giderdin? Bak. Nereye giderdim? Bilmiyorum. Düşünmem lazım onu. Yağmurluk o bir de. Açık hava hani. Şeye gitmezdim yani. Senin dediğin yere. Neyse. Bir de söyleyeyim bir şeyden neye kızdığımı da. Bir o ekstra söylediğim, bir de arkada dedi ki Ermila şey işte ben iki gündür yıldız alıyorum, çekemediniz herhalde dedi. Hayır, arkada demedim, dedi. Ama ben dedim. De yıldız alıyorum. Yani arkada niye ben demedim, seni çekemeyeyim? Burada söyledim. Hatta hayır, arkada da söyledin. Konuştuk. Buraya çıkmadan önce söyledin. Hatta Melisa'lar falan da yanındaydı ama 4 yıldızla kapattın değil mi haftayı? Evet. O giderken söyledi. Öyle bir konuyu ben burada söyledim zaten. Hani inkar etmiyorum. Biliyorum ama ben de yıldız aldım. Hani niye söyledin onu anlamadım. Yo, ben genel konuştum. Orada bir konu oldu. O yüzden çekemediniz dedim hani. Herhalde dedin. Ona kırıldım. İsteyen istediğini alır zaten. Sponsor çalma diye bir şey asla söylemedim. Almila da biliyor. Konuştuk zaten. Sponsor çalma diye bir laf var. Onu da Melisa söylemiş. Aynen. Melisa söyledi onu. Ben öyle bir şey demedim. Almila da biliyor. Konuştuk da onu. Ceket yani artık beğenmiyorum ceketi. Olmamış mı? Olmamış mı gerçekten? Ya olmuş da yani artık şey hani beğenemedim artık. Bu hafta sizi merak ediyorum. Bir de küçük ceket. Küçük mü ceket? Yani sana, evet, sen olmamışsın diyor. Hayır, bana sponsor mı dedi zaten. Sana büyüğünü yapıp vereceğim dedi. Ben onu alacaktım gerçekten de. Dedi ben bunu alayım dedim. Önü küçük dedi, kapanmıyor. Ben sana büyük bedenini yapıp getireceğim dedi bana. Sonra sana vermiş. Öyle. Olsun, sorun değil. Zaten sen bilmiyordun. Melisa? Ceket gerçekten güzel. Ben sevdim. Mavi aşığı olduğumu söylüyorum zaten ama hani birçok kızın yapabileceği bir kombin bu. Ben bunun içine, mavinin içine en azından bir krem, bir kırık beyaz renk atmanı isterdim ki keza sahnede olacaksın Almila. Hani koyu. O anlamda, yoksa bütüne baktığımda rahatsız eden bir şey yok. Birçok kızın yapabileceği bir kombin diyorsun. Net olarak söylüyorum. Bu cekete sahip herkes bunun içine koyu bir pantolon, bir bluz giyer. İçine kırık bir açık ton atmanı beklerdim. Evet, ceket star dedin. O zaman içine sade, yalın, o üstteki korse diye mi geçiyor? Neydi o? Büstiye mi? Büstiyer. Büstiyerin yerine kırık tonda kırık beyaz veya krem tonda bir büstiyer olabilirdi. Bu kadar basit yani. Yani çünkü sahnedesin, parlamalısın, görünmelisin. De şimdi böyle karar verdin sahneye çıkacağına Melisa.
Bateristim dedi sahnede. O bateristi de bu ceketle bir çalarsın ki. Yani sonuç itibariyle yine de görünmesini isterim. Sonuçta sahne işinde parlamak gerekiyor. Ya yeterince parlıyorum zaten. Başka ekstra bir şey katmamak gerekiyor. Ayrıca bunu herkes kombinler diyerekten hani keşke o zaman gelip koyu kombinleseydin koyu çünkü, yani. Koyu koyu, rengi kırmamışsın. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Kırık, açık ton bir şey atardım içine dedim. Ama herkes pantolon ama bluz. Falan düşünemez diye düşünüyorum ama pekala. Pekala. Nihal? Melisa ölüyorum ya. Yani baştan aşağı koyu. Koyu 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 bunu herkes yapar diyor. Bayılacağım burada. Gayet çok güzel olmuş ki. Yani Gökçe de eminim ki çok iyi taşırdı ama bence bu ceketin hakkı bu yani. Ben olsam da böyle kullanırdım diye düşünüyorum. Sadece ayakkabılarını çok beğenemedim. Hani birazcık hafif topuklu bir posta olsaydı sanki daha iyi dururdu hani gibi. Ha, bateri kısmını bilmiyorum. Hiç hayatımda bateri çalmadım. Üzgünüm, cahilim biraz bu konuda. Ama onun dışında her şeyi çok beğendim. Belin çok ince duruyor. Ceketin dar durmuyor böyle bana. Saçların da çok güzel olmuş. Ben çok beğendim. Teşekkür Mesela. Ederim. Özür dilerim Nihal. Ama sen titreme. Ben tatlı bir şekilde yorumumu söylüyorum. Bir şey söyleyeceğim. Benim özelliğim bu. Ben heyecanlı bir mizaca sahibim. Ben sen değilim. Tam da saldırmak İyi dediğin de, şey yorum yapmayalım senin gibi coşkulu olur. Sahnede başkası var ve bana yürüyorsun her fırsatta. Sıkıldım ama yürümek saldırı başka yani burada bir yorum. Sıkıldım. Ama gözümle görüyorum yani burada Melisa da aynı tamam, fikirde. Tamam çıkınca söyle fikrini. Orada başka biri var şu an. Şu an konusu varken niye bunu söylemeyeyim ki? Böyle bir hakkım yok mu Öykü Hanım? Söyleme hakkım varken niye bunu söylemeyeyim? Sırası gelince yap diyorum ben de. Bu da benim fikrim. Sırasının gelip gelmeyeceğine sen karar vermiyorsun ama Öykü Hanım bana söz verdiğine göre sıkıldım kesmediğine Nihal, göre. Sıkıldım Nihal senden, sıkıldım. Ben sana bayılıyorum. Sıkıldım, senden Hayır, sıkıldım. Ben çok sana bayılıyorum, sen beni çok Herkesin eğlendiriyorsun. Herkesin mizacı farklı, ben duygusal biriyim. Birini eleştirirken gerçekten heyecanlanıyorum, yanlış algılanacak mıyım diye. Tamam, onun da mizacı, o da benim yorum yapmak Benim de mizacım bu. Düşündüğümü söylüyorum. Hakaret içerikli mi? Hayır. Seni rencide edici mi? Hayır. Yani bari evet. Kendin açık giyindiğinde söyle çünkü de biz de günlüğüm. Çünkü biz ben günlüğüm, çünkü ben sahneye çıkmayacağım. Hani yiyelim, aa bir şeyler biliyor Melisa diyelim. Günlüğüm çünkü. Sebep bu kadar basit. Maria. Ceketin bence güzel değil ama ilginç. Güzel farklı. Değil. Evet, farklı duruyor. Sence tabii öyledir, evet. Bence dedim zaten. Onun dışında giydiğin tight çok özensiz cekete göre. Ayakkabıların garip durmuş. Ben pek beğenmedim. Doğrudur, tamam. Niye sence tabii ki öyledir dedin? Yani bence öyledir. Çünkü simsiyah bir şey giyen kız zaten bunu beğenemez diye düşünüyorum ben. Simsiyah giyen kız derken? Sen simsiyah. Olabilir. Ya ben anca buraya hani ne bileyim elenmek istiyorum, beni eleyin. Evet ben bugün böyle bir şey yaptım. Ama ben seni beğenmek zorunda değilim ki. Neyse sana geldiğinde konuşuruz o zaman. Peki o zaman jürinin karşısına geçebiliriz. Hoş geldin. Hoş buldum. Bir tek üstündeki o yağmurlu kumaşından olan Zabazingo'yu beğendim. Ama gel gör ki bir kere o altındaki ruganları hiç sevmedim. Eksiksin, kombin eksikliği var. Ben senden farklı şeyler bekliyordum. Yani ne bileyim bir çılgınlık yapmalıydın. Çünkü iyi vücudun, yaratıcısın ama bugün hiç yaratıcı olmamışsın. Alelade yolda görsem hiç mi hiç ilgimi çekmezsin. İster ağla, ister sızla. Yani sen yaratıcı bir kızsın benim bildiğim kadarıyla. Lacivert geldin 23 Nisan kızı hani olur ya kıyafetleri. Ay öyle geldim hatta içimi kapattım. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Canım, ceketini beğendim. Güzel. Ama o ceketini öldürdün. Altındaki kombinin rengi bu ceketinde sonu göstermiş yani. Sadece yağmurluk parlak yetmiyor. Bu ceketini hakikaten patlamak için altında neon bir renk, başka bir mor, yeşil de olabilir. Yani bir renk yapmalısın.
siyahda da olmaz, bu da da şey, jean kumaş değil mi? Jean tight, evet. Değil mi? Tight gibi, evet. Ama jean gibi gözüküyor. Yani çok fazla şey geldi bana, sıradan geldi. Ceketinin de hakkını vermedin. Üzüldüm. Aman aman, bu muymuş o kavga çıkartan ceket? Plastik bir ceket. Ben ceketi de hiç beğenmedim. Gerçekten tartıştığınıza değmeyecek bir ceket. Görsem seni yolda dikkatimi çekersin evet ama ne kötü giyinmiş derim. Negatif yönde çekersin yani. Tek güzel şey saçın üstündeki. Diğer i̇yi, başka o da iyi. Hiçbir şeyi beğenmedim. Yani o rugan çizmeler ne alaka zaten o naylon ceketin altına. Ay tamam ben gideyim. Çok utandım. Bugün sınıfta kaldın. Evet çok üzgünüm. Aymila için kararlar. Öldü. Yoğun bakımda o zaman. Uyansın. Tamam. Sesi bile çıkamadı. Tarz değil. Ivana. Ceketine hariç hiçbir şey tarz göremiyorum. Tarz değil. Yıldız gitti. Tarz değil. Bekle. Özden Cerrahoğlu podyumda.